Balerina Şoker benim adım. Her yeri temizlerim. Ben sizin temizlikçinizim. Köşe bucak demem silerim. Koridordan başlarım. Kütüphanenizi temizlerim. Bahçeleri de temizlerim. Ben sizin temizlikçi şokerinizim. Şoker, oyun oynama da doğru dürüst yap şu temizliği. Çekilsene başımdan be. Zaten cinlerim tepemde. Ne yapalım? Kamu cezası aldın Şoker'cim. Her yeri temizleyeceksin. Paral paral olacak. Seni kontrol etme görevi de bende, biliyorsun. Kulina, bunun hesabını soracağım senden. Hadi sallanma da işini yap. Şimdi böyle olduk değil mi? Başbakanım başbakanım diye dibimden ayrılmıyordu. O kulina seni yakalamadan önceydi. Hadi. Ne oluyor? Ne istiyorsun Şoker? Odanızı temizlemeye geldim Yüce Kulina. Temizle, temizle de aklın başına gelsin. Yüce Konsey nasıl da güzel bir ceza verdi sana. Oh olsun. Böylece başkaları hakkında dedikodu yapıp yalan söylemezsin artık ha? Söyleme, söyleme. Bir daha asla söyleme. Yüce Kulina, lütfen beni affedemez misin? Hayır Şoker. Peki ama ne zaman bitecek bu saçma ceza? Tüm oyuncaklar ülkesi tertemiz oluncaya kadar. Ne? Sen delirmiş olmalısın. Yani burası uçsuz bucaksız kocaman bir ülke. Tamamını temizlemek yıllar sürer. Ne yani? Sen burada güzellik iksirliyle uğraş, ben temizlikle mi uğraşayım? Olacak iş mi bu? Yine yanıldın Şoker. Yeni gelen hasta ve yorgun oyuncaklar için iksir hazırlıyorum ben. Özür dilerim Florence Kulina. Ay hadi Şoker işine bak. Hadi hadi. Hadi. Şimdi 10 dakika kaynaması gerekiyor. Of çok yoruldum. Bu arada biraz dinleneyim bari. Şişkoya bak be. Bu akşam Yağmur Doğum'una geliyorsunuz değil mi? Tabii geliyoruz. Gel çocuğum. Gelmez miyiz? Geldik. Emre, Kulina Hanım'dan hala bir haber yok değil mi? Yok vallahi öğretmenim. Baladan sonra ben de hiç görmedim. Ya demek öyle. Peki kızın Nana Hanım onu görüyor mudur? Bakın o görüyordur. Peki çocuğum peki. Demek Nana görüşüyor. Güzel, güzel, çok güzel. Bu adam da aklını benimle bozmuş ayol. Ayrı dünyaların insanlar olduğumuz nasıl anlatacağım ona? Şu hale bak. Güya oyuncaklar için iksir hazırlıyormuş. Günah mı anlat sen onu? Kulina yine çapkınlık peşinde. Sen hala burada mısın? Bitiremedin mi temizliği? Tamam. Şurayı da temizleyip çıkıyorum. Olamaz. Ay bu adam o adam. Ne oldu? Bu adam. Ben bu adamı tanıyorum. Tanıyor musun? Evet. Peki neden o kadar şaşırdın? Aman aman bana ne. Ben karışamam. Sonra her şey benim üzerime kalıyor. Ne oldu söylesene. Ağzımdan tek bir laf bile alamaz. Evet. Burası tertemiz oldu. Sırada bahçe var. Şoker. Çok merak ettim. Ne demek istedi acaba? Şoker. Çekilsene şuradan. Daha yeni temizledim buraları. Ben yere basmıyorum ki. Farkında değilsin belki ama uçuyorum. Toz kaldırıyorsun uçarken. Git şuradan. Ya gideyim de sihirli her yeri temizleyiver. Olmaz öyle şey. Şoker. Daha fazla dayanamadı tabii.
Demin içeride ne demek istedin sen? Yok canım, hiçbir şey. Yani beni ilgilendirmez. Lütfen Şoker, bu benim için çok önemli. Şey, bilemiyorum. Hadi Şoker. Ben tabii senin iyiliğini isterim. Yani o adam başka bir dünyanın insanı Kulina. Ay, meraktan çatlayacağım Şoker, söylesene. Dünyadayken o adamla ilgili çok enteresan şeyler duydum. Müdür de mi? Şey, evet. Ay, ne duydun anlatsana. Annesine tutku derecesinde bağlı, değil mi? Ay evet, ama annesi ölmüş. Ancak o hala annesiyle yaşadığını sanıyor. Nasıl yani? Yani annesinin hayaletiyle yaşıyormuş. Sonra annesine benzeyen kadınları eve götürüyor ve sonra da... Olamaz, deve kopiskopat öyle mi? Yok yok, bu olamaz, asla inanmam. Mutlaka yanlışın var senin, o çok tatlı bir adam. İnan bana, sağlam kaynaklardan duydum. Ay fenalaşıyorum. Amma da uydurdun he Şoker. Kapa çeneni. Sen kimden yanasın? Bir gün benimle dünyada yaşamak istiyorsan çeneni sıkı tutmalısın. Gerçekten beni de götürecek misin? Senin için bir çizgi film stüdyosuyla anlaşma yaptım bile. Harika. Başrol oynayacaksın. Oysa sen bana nasıl davranıyorsun? Şoker. Çizgi filmde mi oynayacağım? Çok teşekkür ederim dostum. Bırak hemen elindekini. Ben buraları temizlerim. Bırak güzel. Bırak. Ben de şu dünyadaki yarım kalan işime döneyim bari. Hadi dön dön. Ya Şoker'in söyledikleri doğruysa, ya gerçekten tehlikeli bir katilse, ay iyisim hiç gitmeyeyim bir daha okula. Ama hiç de öyle bir adama benzemiyor. Annesine bağlı dürüst biri gibi. Ama düşündüğüm şeye bak, eğer bir zarar vermeye kalkarsa fareye çeviririm onu, vallahi olur biter.